Merhaba arkadaşlar. Bugün Büyük Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki oyuncularının nasıl değiştiğini göreceğiz. Bakın neredeyse 20 yıl sonra nasıl görünüyorlar. Bu üçleme dünya çapında 3 milyar dolarlık hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan film serisi olarak 17 Oscar kazandı. Morven. İki Kule filminde Robbie Malcolm tarafından canlandırıldı. Freda ve Eithain'in annesidir. Sauron'un Uruk-hai ordusu Rohan'ı işgal ettiğinde Morven çocuklarını güvenli bir yere göndermeye karar verdi. Pippin. Daha çok Pippin olarak bilinen Peregrine Thule, bir şaire hobbitiydi ve Frodo Baggins'in en genç ama en yakın arkadaşlarından biriydi. Yüzük kardeşliğinin bir üyesiydi ve daha sonra Shire'nin 32. Thane'i oldu. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Sam. Sam olarak bilinen Samwise Gamgee, Sean Austin, Shire'nin hobbitiydi. Frodo Baggins'in bahçıvanı ve en iyi arkadaşıydı. Sam, Frodo'nun en yakın ve en güvenilir yoldaşıydı. Aynı zamanda Yüzük Kardeşliği'nin en sadık katılımcısıydı. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Saruman. Saruman bir büyücüydü ve aslen büyücülerin ve Sauron'a karşı çıkan Beyaz Konsey'in başıydı. Ancak kara büyü konusundaki kapsamlı çalışmaları sonunda tek yüzüğe sahip olmayı istemesine neden oldu. Aktör Christopher Lee tarafından canlandırıldı. Maalesef 2015 yılında hayatını kaybetti. Sauron. Sala Baker, tanrısal bir varlık olarak tasvir edilmiştir. Sauron, Eomun ve Ork ordularını yetiştirdiği ve doğudan ve güneyden en korkunç hizmetkarları Nazgûl ile birlikte Saruman'la ittifak kurdu. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Sharku. Jed Brophy, Sauron'un savaşçılarından Isengard'dan kıdemli orktu. Sadece iki kulenin film uyarlamalarında yer alıyor. Filmde 38 yaşında, şimdi ise 57 yaşındadır. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Theoden. Bernan Hill, Rohan'ın duyarlı kralıydı ve Earl kraliyet ailesinin ikinci soyunun sonuncusuydu. Rohirrim'in Gondor ve Pelennor çayırları savaşına yardım etmesine izin vermedi. Bugünse bu şekilde görünüyor. Ugluk. Yüzük kardeşliğini yakalamak için Isengard'dan gönderilen Uruk-hain lideriydi. Nathalion Lys tarafından canlandırıldı. Aragorn. Viggo Mortensen kuzeyli bir koruyucuydu ancak sonradan Gondor'un kralı olduğu ortaya çıktı. Gandalf'ın sırdaşı ve tek yüzüğü yok etme ve karanlık Lord Sauron'u yenme arayışının bir parçasıydı. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Arwen. Liv Tyler, Elrond ve Celebrion'un yarı elf kızıydı. Yüzüklerin Savaşı'ndan sonra yeniden bir araya gelen Arnor ve Gondor krallığının kraliçesi oldu. Ölümlü olma süresince sevgi ve uyum içinde hüküm sürdü. Bilbo Baggins. Ironhall Shire'ın bir hobbitiydi. Bilbo da tek yüzüğün sahiplerinden biriydi ancak biraz zor da olsa Frodo'ya vermeyi başardı. Maceralarının birçoğuna Hobbit ya da Gittik ve Döndük adlı kitabında yer vermiştir. Maalesef geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. Boromir. Sin Bean Gondor'da tanınan iyi niyetli bir savaşçıydı. Elrond'un konseyinden önce Gondor'da büyük başarı elde etmiş olan o, Rim Savaşı sırasında Gondor'un vekil harcı olan Denethor'un en büyük oğludur. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Celeborn. Martin Ksokas, Lothlórien'in efendisi ve Galadriel'in kocasıydı. En bilge elflerden biri olduğu söylenirdi. Yüzük Savaşı sırasında Celeborn, Lothlórien'i savundu ve düşman kalesi Dol Guldur'a yapılan saldırıyı yönetti. Denethor 2. Jon Noble, Gondor'un 26. kahyası ve savaş kahramanları Boromir ile Faramir'in babasıydı. Daha sonra 35 yıl boyunca Gondor'un kahyası olarak hizmet etmesinin ardından intihar etti. Elrond. Yarı elf Elrond, diğer güçlü hükümdarlardan daha fazlasıydı. Elrond savaşta yetenekli bir savaşçıydı ve Orta Dünya'da 1. Çağ'dan 4. Çağ'ın başına kadar yaşayan güçlü elf liderlerinden biriydi. Hugo Weaving tarafından canlandırılmıştır. Éomer.
Rohanlı bir adamdı ve nihayetinde Rohan'ın 18. kralı ve krallarının 3. soyundan birincisiydi. Yüzük Savaşı'nın son 10 yıllarında Éomer Mareşal'di. Jonathan Pryce tarafından canlandırıldı. Eowyn. Miranda Otto, eski Rohan kralı Thangeloğlu, Theoden'un kız kardeşi, Théodwyn ve Éomund'un kızıdır. Yüzük Savaşı'ndan sonra Boromir ile evlendi ve ondan Elboron adında bir oğlu oldu. Filmde 35 yaşındaydı, şimdi ise 52 yaşındadır. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Frodo Baggins, Elijah Wood. Tek yüzüğü 99 yaşındaki amcası Bilbo Baggins'ten miras alır. Yüzük taşıyıcısı olarak yüzüğü Mordor'daki Hüküm Dağı'nın ateşlerini yok etme görevini üstlenen şairalı bir hobittir. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Galadriel. Cate Blanche, Orta Dünya'daki elflerin en büyüklerinden biriydi. Diğer elfleri güzellik, bilgi ve güç bakımından geride bırakıyordu. Narnia güçlü 3 elf yüzüğünden birini takıyordu. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Gimli. John Rhys Davies, büyük yıl boyunca Orta Dünya'da saygı duyulan bir cüce savaşçıydı. Yüzük Kardeşliği'nin üyesiydi ve Sauron'a karşı savaşta elflerin yanında savaşan tek cüce oydu. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Gollum. Andy Serkis. Aslen Smeagol olarak bilinir, 3 eski hobbit türünden biridir. Gollum ismi çıkardığı iğrenç boğulma sesinden türetilmiştir. Öldüğünde Smeagol yaklaşık olarak 589 yaşındaydı. Filmin en dikkat çeken karakterlerinden biriydi. Bugün ise böyle görünüyor. Gri Gandalf. Ian McKellen, daha sonra Beyaz Gandalf olarak bilinen 3. çağda Sauron tehdidiyle savaşan bir Orta Dünya büyücüsüydü. Yalnız dağı Smaug'dan geri almak için Thorin ve arkadaşlarına katıldı. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Grishnach. Orkları Isengard aracılığıyla Uruk-hai'ye katılmaya yönlendiren Mordor'un kuzey kaptanıydı. Stephen Ure tarafından canlandırılmıştır. Haldir Craig Parker. Bir Lothlórien elfi ve muhtemelen Silvan elfiydi. Aynı zamanda kuzey sınırını koruyan muhafızlardan biriydi. Yüzük Kardeşliği Lórien'e vardığında onların rehberi oldu. Haleth. Callum Gittins yaklaşık 14 yaşında olduğu tahmin edilen Rohanlı genç bir çocuktur. Haleth'in tek görünüşü Aragorn ile sohbet ettiği Helm's Deep'tedir. Hama. John Lake bir Rohanlıydı ve Theoden'un muhafızlarının kaptanıydı. Aragorn, Legolas ve Gimli'yi etkisiz hale getirdi fakat kralın emirlerine karşı Gandalf'ın asasını almasına izin verdi. Hama, Boynuz Savaşı'nda yer alıyor. Legolas. Orlando Bloom 3. çağda Yüzüğün Kardeşliği'nin bir parçası olan bir elfti. Bir haberciydi ve keskin görüşü ve iyi görünüşü sayesinde mükemmel bir okçuydu. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Lurt. Uruk-hai'nin ilk lideriydi. Yeni Zelandalı aktör Lawrence Macquarie tarafından canlandırıldı. İlk filmde Yüzük Kardeşliği'nde Boromir'i öldürür ve daha sonra Aragorn tarafından öldürülür. Filmde 33 yaşında, şimdi ise 53 yaşındadır. Madril. Jon Bach, Faramir'den daha akıllıydı ve Faramir'in ikinci komutanıydı. Sam ve Frodo tarafından yakalandığında Faramir'in yanındaydı. Faramir onları bırakmaya karar verdiğinde Madril yüzüğü Gondor'a teslim etmezse ne olacağını hatırlattı. Mauhur. Robbie Magasiva Isengard'lı bir Uruk-hai'ydi. Orkları ve Uruk-hai izcilerini desteklemek için Isengard'a gönderilen Mauhur, Merry ve Pippin ile birlikte döndü. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Meriadoc Mary Brandy Buck. Dominic Monaghan bir hobbitti. Frodo'nun kuzeni ve en yakın arkadaşlarından biriydi. Balı severdi ve Orta Dünya haritalarına büyük bir ilgisi vardı. Filmde 25 yaşındaydı. Şimdi ise 45 yaşında. Bugün ise bu şekilde görünüyor. Gothmog. Lawrence Macquarie, Cadı Kral'ın teğmeniydi. Rohirrim'in gelişine tepki olarak savaş alanına ayrılmış ordularını çağırdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen sosyal medyada paylaşın. Beğenin ve lütfen kanala abone olun.